Selam millet, Dead or Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. XCOM 2 War of the Chosen seçilmişlerin savaşı oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şöyle gemimizi hemen askerlerimizi kontrol ederek başlıyorum. Şöyle bir askerlerimizin durumuna bakıyorum. Çok güzel. Samurai Feelgood Cleaner. Dallas. Dallas, sen nereden girdin araya ya? Samurai Cleaner Feelgood Tank. Çok güzel. Dallas'la kim kankaydı? Daniel Warren. Bu ikisi kanka. İnanılmaz kankalar araya daldılar birdenbire. Outrider ve Prophet. Çok güzel. As takımımız tamam olduğuna göre hemen bir görev yapalım. Ama öncesinde Engineer diyelim bir. Build item diyelim. Çok güzel şeylerimiz var. Şurada Celestial Weapon var. Celestial Weapon'la kaşını gözünü açabiliriz. Adamımızı, Tempter'ımızı upgrade edelim. Ama öncesinde Armor var. Squad upgrade'i var Armor'un. Ama bundan da önce Proving Ground var. Proving Ground'umuzda hemen neler var bakalım. Şuradan projeyi seçiyorum. Exo Suite var, Spider Suite var, Raid Suite var, War Suite var. 1 Elarium Core, 50 Supply, 3 Elarium Core'umuz, 500 Supply'ımız var. 10 Alien Alloy, 5 Elarium Kristal, 127 Alloy, 38 Elarium Kristal'imiz var. O zaman bir War Suite yapıyorum. Experimental Powered Weapon diye bir şey çıktı. Peki. Efendim, bir tane de Raid Suite yapayım o zaman. Bir de Raid Suite yapıyorum. Boltcaster'lar bir şeyler. Experimental Powered Weapon'ı da yapabilirim. Instant'lu da. Bunu da yapıyorum. Plasma Blaster diye bir şey çıktı. Mükemmel. Geri kalan hiçbir şeyi yapamıyorum. Peki. Paramız ne kadar bizim? Hala paramız var mı? İşler yapmak için. Şuradan Engineering'den Build item'a gelelim. 369 paramız var. Bu weapon'ı da yapabiliriz. Bu armor'ı da yapabiliriz. Warden armor'ı da yapıyorum. Mükemmel güç zırhı diyor. Akar akar diyor. Kadın beğendi bunu. Kadın bunu beğendi. Bunların hepsini yaptıktan sonra silah upgrade'lerimiz yok. Research yapamıyoruz çünkü buradan Encrypted Shadow Center Complex bir şeyi araştırıyoruz. Negatif trait olan askerimiz de yokmuş. Bu da iyi bir şey. Efendim, dışarıya çıkıp bakarsak eğer galiba ben en son bir bölgeyle geçiriyordum. Evet, bölgeyle geçirmekle uğraşıyordum. Şurada Alien Facility var bombalayabileceğimiz. O Alien Facility'yi bombalayamıyoruz. Şurada ne var? Chosen Warlock Stronghold var. Mission Lock. Çünkü bölge bizim değil. Skirmish Base, onu bırak. Şuraya gel. Burada var Chosen Assassin Stronghold, Archon, Elite Shieldbreaker, Elite Lancer, Elite Trooper, Elite Officer, Heavy Mech, Berserker, Chrysalid. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu göreve gidiyorum. Chosen'ın base'ini bombalayacağım. O Chosen'lar beni çok sinirlendirdiler. Ben onların base'ini bombalayacağım abi, buraya kadar. Canıma tak etti, yeter. Chosen Stronghold. Commander. Gizli bir giriş bulmayı başardık buraya. Ama bir kez kullanabiliriz. Başka bir şansımız olmayacak. Eğer bugün başaramazsak bu sonumuz olur dedi. O zaman bunu başarmam lazım. Şöyle bütün herkesi remove diyorum. Sonra diyorum ki Cleaner. Ninja. Feel good. Tank. Elena Dragunova ve Prophet Harry. Sonra karakterlerimizi editlememiz gerekirse loadout'ta Spider Suite mi? Standart zırhımıza ne oldu bizim? Warden Armor diyelim. Warden Armor'a bak sen ya. 6 health. Çok da şekil oldu adamımız Warden Armor'la ha. 6 health'ı bir armor'ı var. Zaten normal zırhı bile bu hale gelmiş adamların. 6 health'ı artı 6 health'ı ve ekstra armor oluyor. War Suite'le ne yapıyor? Yine 6 health, 2 armor oluyor. Bir de ağır zırh giyebiliyor herhalde. Evet. Zırh oluşturuyor üzerinde. Vallahi unutmuşum. 2 armor oluyor. Peki Raid Suite'e bakalım. 7 health oluyor, armor olmuyor. Our
provides a range of movement that technically violates the laws of physics. There's also a grappling hook for good. Grappling hook'u var. Çok güzel. Aradığımız zırh bu. Raid Armor bizim için. Grappling Hook'la birlikte Raid Armor'umuzu giyip gideceğiz. Plazma granadı alıyorum abi. Gözünün yaşına bakmayacağım. Maalesef kardeşlerim daha iyi bir plazma silahını keşfedemedim. Çünkü başka bir şeyler research ettiğimiz için sıra plazma silahına gelmedi. Sen dedeciğim bu şekilde hazırsın sana söyleyeyim. Sen de şimdi loadout diyorum. Serpent Suit'ten daha iyi bir zırh verebilir miyim sana? Sen Serpent Suit'le 5 health'ın var, armor'ın yok. 5 health'ın var, armor'ın yok. Ne bonus veriyordu Serpent Suit? 5 health veriyor, 1 mobility, 35 dodge veriyor. Çılgıncasına dodge ediyorsun. Bu 6 health, 1 armor veriyor. 35 dodge da iyi ha. Sen de Serpent Suit kalsın abi. Senin plazma rifle'ın da gayet alemlerin plazma rifle'ı. Kritik ihtimal %15, missed shot, shot 2 vuruyor. Bu kalsın. Bu iyidir. Sen bombala. Grenade'in de kalsın. Bomba da kullan. Şimdi heavy'mize gelelim. En can alıcı hamleyi heavy'de yapacağız. Heavy'nin Nexo Suit'i 5 health 1 armor veriyordu. Ona War Suit vereceğim. 6 health 2 armor. İşte bu kadar. Sonra elinde Rocket Launcher var. Rocket Launcher'ın yerine Plasma Blaster vereceğim. Rocket Launcher ne yapıyormuş? 4-7 arası vuruyor. 27 range'e. 25 range'e 12 radius'ta 5-7 hasar falan diyor. Ben bunu bir vereyim ya. Bu nedir bir görelim bunu. Flashbang var ya sende. Flashbang'i de bırak, plazma grenade al sen. Sen tam bir yok edici takımı ol. Sen plazma grenade'i al, kafan rahat olsun. Silahında bonus action chance, bonus kill chance, her şeyin var zaten senin. Sen var ya tam bir makine oldun. Şimdi gelelim sana. Efendim Exo Suit'in 5 health 1 armor veriyor. Peki Warden armor alsam 6 health 1 armor veriyor zaten. Peki 6 health 1 armor, Exo Suit ne veriyordu? 5 health 1 armor. Ekstradan roket atıyorsun değil mi bununla? Onu alma abi. Warden armor al. Artık bizim mükemmel zırhımız var. Böyle garip silahlara ihtiyacımız yok. 2 clip size 10 crit chance'li silah var. Bir de neşter var. 4 kere beleş doldurabiliyor. Iskanarsa bile 4 vuruyor. Bu nedir abi? Iskanarsa daha çok hasar veriyor neredeyse adama. Mükemmel. Mükemmel, beğendim. Ben bunu beğendim. Bir tane de plazma grenade vereyim sana. Bence efso oldu. Sizin kendi zırhlarınız haricinde zırh giymemek gibi bir şeyiniz var galiba. Powered Reaper Armor. Zaten onlarınki yine Powered stillerine dönüşmüşler. Çok güzel Powered versiyonu oluşmuş adamın üzerinde. Bununla devam etsin. Şuradan edit diyelim. Templar'a gelelim. Templar'ınki de büyük ihtimal. Evet, Templar'ınki de Powered Templar Armor olmuş zaten. Tempest kullanıyormuşsun. Daha iyisi yok. Nanoscale Vest mi? Hazmat Suit mi? Nanoscale Vest ne veriyor? 1 health veriyor. Hazmat Suit ne veriyor? 2 health veriyor. 2 health al abi sen. Canlı yiyeyim senin ben. Sende ben bir şey yapmayı unuttum galiba. Acaba iyileştirme mi verseydim sana? Yok ya, bombayla git. Kardeşlerim bu kadar. Göreve artık hazırım. Mükemmel oldu bence. Allah. Lambur lumbur bir yere indik ama nereye indik acaba biz? Laboratuvar odası gibi bir yer. Emmi fokusu çekti hemen. Emmi hemen fokusu çekti vallahi. Alarmda kalın ve neden buradayız unutmayın. Güçlü enerji sinyalleri alıyormuşuz. O kesin Chosen diyor. Oo, konuşmaya başladı hemen. Sen artistsin diyor. Güzel, kriselit gördün. Gel bakalım. Gel bakalım, aradığım kriselit sensin. Ne kadar güzel ses çıkardı, cızır cızır. Elena, sen ne yap biliyor musun? Sen öyle bir şey yapma şimdilik. Sen bir dur. Cleaner. Cleaner'ın özelliklere bak ya. Görünmez ol, yardır. Yo, bütün nesnelerin içinden geçersin diyor 2 tur boyunca. Herkesi vururum diyor. Shadowfall'la pistolle garanti ateş edersin. Öldürdüğünde görünmez moda girer adamın diyor. Aman tanrım, o kadar çok özelliğim var ki ne yapacağım bilemiyorum. Çok hevesleniyorum böyle olduğu zaman. Ben sana bir tane lightning atağı koyayım, tamam mı? Bir lightning atağı.
1867'den kalma gibi görünen silahımla şöyle sana bir tane gömçerteyim. Kritik vurdu. Uzattı galiba onu. Vallahi uzattı. Helal olsun. Dedeciğim diyor ki ben hala oynayabilirim ha diyor. Abi korkunçsun sen. Dede beni korkutuyorsun. Bu iyi de kabul et dedi. Doktor Feelgood. Ascension Chamber'ı bul demiş. Bence biz güzel bir hızda Ascension Chamber'ı bulacağız ha. Belli ki. Outrider. İşte Outrider'ımız. En önemli silahımız bu savaştaki. Bu savaştaki en önemli silahımız. Ayaklı detektörümüz. Aha, burada harita bitti. Burada da harita biliyor. Ben ne tarafa doğru gidecektim? Aa, ben yanlış çevirmişim haritayı zaten. Böyle çevirmeliymişim. Burada harita bitiyor. Buraya doğru gideceğiz biz. Bayağı da gidiyoruz galiba. Emin olamadım ne kadar gittiğimize. Dur bakayım şöyle. Ha, sonuna geldik. Yok, çok da fazla gitmiyormuşuz. O zaman ne yapalım? Şuralardan bir yerlerden bir yukarı çıkış mı? Lan ne biçim harita bu? Manyak mısın arkadaşım? Nasıl öbür tarafa geçeceğim ben? Ha, bu kapılar bir şekilde açılıyor demek ki. Tamam, kapı bir şekilde açılıyorsa gideriz. Kapı açılıyorsa bir şekilde gideriz. Yeter ki o kapı açılsın. Aa, bu da zırh üretebiliyor. Shield Wall. Plazma Blaster'ı var. Manyaklar takımı olduk ya. Vallahi manyaklar takımı olduk. Buraya bir şey göstermiyor işin ilginç tarafı. Buraya gösteriyor. Vallahi haritayı yabancıladım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dur bakayım. Bu da böyle bir gitsin o zaman. Olmadı. Buraya doğru geliriz. Buradan gidiliyorsa. Arkadaş, insan bir kapıyı açamaz mı? İnsan bir kapıyı açamaz mı? Kapıyı açan şey bu mudur acaba? Doktor Feelgood da böyle gelsin. Bilemedim vallahi. Bütün haritaya yayıldım. Çözemedim. Sen de tetikte dur. Şimdi sıra bize geldiğinde eğer yürümemize izin veriyorsa içeri doğru. Abi vallahi buradan yürümemize izin veriyor ha. Odanın arkasından yürümemize izin veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Orada bir yer varsa bile oraya gidemiyorum. İlla ki şuradan gideceğiz. O zaman bütün herkesi hızlıca yürüteyim ben. Hiç bu işi kıllatmayalım. Sonra bizim Outrider'la divil divil oradan doğru ilerleriz. Ama her tur tetikte duracağım. Ani bir sürpriz yaşamak istemiyorum. Samuray sen koş. Arka odadakiler biraz avantajsız kaldılar bu durumda. Abi çok sevimli ya. Şey gibi, oyuncak gibi adam. Şu üzerindeki şeyle, Viper Suite'i ile. Elena'cığım seni bir de hızlı yürütebilsem var ya, alemlerin kadını olacaktın ama bir tek hızlı yürütemiyorum seni. 14 düşman var demişti içeride yanılmıyorsam. 2 tanesini aldık aşağı. 12 tane kalmış olmalı. Pardon. Kapı açıldığı anda bitersin diyor. Peki. Kapı açıldığı anda bitersem seninle çıkalım şuraya. Bitmedi. Güzel. O zaman şimdi devam edelim. Outrider'la.
Mesela harita buraya doğru az gidiyor ama ben şu şuraya doğru koşturayım ona. Güzel. Ortamda kimse yok abi. Ortamda kimse yoksa biraz daha özgürce ilerleyebilirim demek oluyor. Şu arkalardan umarım kimse çıkmaz. Tetikte kaldım. Doktor. Artık bu tetikte kalma falan filan bunları geçelim. Biraz hızlı ilerleyelim içeride. İçeride biraz ilerleyelim. Başka türlü olmayacak bu iş. Samuray sen de benim yanıma gel. Sen benim kankamsın. Kankalar yan yana durmalı. Claymore sen de böyle gel. Doktoru bence yanlış götürdüm ya. Doktor da böyle gelmeliydi. Ne yapalım? Çekeriz doktoru da bir dahaki bölüm yanımıza. Ya bu adamların hepsini yan yana mı bulacağım acaba ben? Merak etmeye başladım. Tek bir tane emirle Elder'lar sizin hepinizi yok eder, aklınızı alır. Yine bir kapı var mı orada? Yoksa kapı yok da buradan içeri mi girmemiz lazım? Vallahi bilemedim yani, kararsız kaldım. Bence kapı yok, buradan içeri gireceğiz. Evet, o yüzden oraya doğru koşturacağım şu anda. Oraya doğru koşturacağım. Garip bir harita dizaynı olmuş ya. Ya da ben bir işleri çok yanlış yaptım, bilemiyorum. Ama yani 12 adam var dedi, şimdi geri kalanların hepsi de buradan çıkarsa biraz komik olmaz mı? Bence olur. Hoş olur yani. Gel bakalım şuraya kadar. O kapıyı açacağım. Bence içeriden cehennem gibi bütün herkes çıkacak. İnsanlık bu evrenin merkezi değil, göreceğiniz diyor. Görürüz abi, görürüz. Ben böyle şeylere kabulüm yani, hiç öyle biz alemin kralıyız falan diye takılmıyorum. Görürüz yani, çok da şey yapma. Kral kimmiş, kraliçe kimmiş, evrenin merkezi kimmiş, hepsini anlarız. Koçum seni seçtim. Seni seçtim Pikachu. Pikachu seni seçtim. Aç bakayım kapıyı. Oh! Advent askerleri kendini gösterdi. Şimdi... Doktor. Doktorcuğum. Şimdi Highwire protokolü bir gömçereceğiz. 12 kişi kalmıştı değil mi? 4'ü de burada. Bunları halledince 8 kişi kalır. Riske atmayalım. Disable edelim. Aa, kontrol de edebiliyormuşuz etseymişiz. Ama kontrol etsek çok bir avantajımız olmazdı zaten. 2 tur sürdürmememiz lazım bu savaşı. Yalan oldu o. Güzel. İndi aşağı. 2 tur shutdown diyor. Şimdi samuray. Elena, oradan doğru bir şeyler yapıyor musun? Yapamıyorsun. Seni de bir şöyle getirelim. Ortam patlatıcısında o mu var? Oo, ne kadar güzel şeyler patlatıyormuşsun öyle ama... Tabii bu yaptığın çok da terbiyeli bir davranış olmazdı. O zaman sen şuna bir tane gömçer silahınla. Executed. Executed. Aman tanrım. Cleaner. Sen %79 ile vururum diyorsun. Bunu %58 ile. Bunu %79 ile. Arkadaki adama hiç vuramıyor Cleaner. Bu çok ilginç oldu bak. Gerçekten ilginç oldu. Samuray gidip bunu bıçaklıyor musun? Vallahi bıçaklıyor. Bir de Claymore'umuz kaldı.
Cleaner, Samurai, Claymore kaldı. Peki Sayın Claymore. Plazma Blaster'ınızı şimdi kullanmak istemiyorum sizin. Dual Strike'ınızı kullanmak istiyorum. Dual Strike atarsanız bence yanınızdaki Tuktur da ateş edeceği için çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ha, %35 ama bizi bozar. Bu olmaz bak. O zaman ben şuraya bomba atsam ya da şuraya bomba atsam. Çok tatlı işler oldu bence orada. Nasıl ya? Hala nasıl göremiyorsun adam abi sen? Vallahi göremiyorum diyor hala ya. İnanılır gibi değil. Yıldırım elleri operasyonu. %58. Vur bakalım. Yıldırım mıldırım vurdu. Acımadı. Normal tabanca atışı. Dede beni korkutuyorsun. Arka tarafa doğru şey yaptı. Shortcut açtı bir tane. Hızlı geçiş açtı. Bu tamamen yanlış oldu. Bu tamamen yanlış oldu. Gidip onu kılıçla kesecektim. Dedenin bir atışı daha var zannettim. Sen beni hedefledin. Peki ateş etmedin. Ha yok ateş ettin. İyi ki hedefledin ha. İyi ki hedefleyip ateş ettin. O ne yaptı? O da herkese zırh verdi. Mükemmel. Ne biçim bir harita ya? Biraz önce haritanın sonu burası değil miydi? Peki canım benim. Ben tam anlayamadım, şey yapamadım senin olayını. O yüzden şöyle yürümeyi tercih ediyorum. Şuradan sana sıkarsam tamam bayağı hasar yiyorsun. Güzel. Claymore da şuraya kadar koşsun. Daha fazla kıllatmayalım Claymore. Claymore bunu %73'te tararım diyor. Tara bakalım. Olduğu yere zımbaladı. Zırhlar gitti. Mükemmel. Aa şeyi tutmuş. Anında öldürdüm. Gözünün yaşına bakmamız özelliği tutmuş. O yüzden öyle patır patır öldürmüş. Onu da vurdu. Mükemmel. Anında vururum özelliği tutmuş. Bir de hair trigger mı ne tutmuş belli ki. Kadın ateş et. Ateş et sıra sende. Bakma bana. Habire unutuyorum. Sen bana hatırlat. Mis mi? Ama oradan da ıskalanmaz biliyor musun? Sen yani biraz suyunu çıkardın. Yine gümbür gümbür ateş etti. %80 ihtimal yani haliyle. Yeri belli oldu birazcık. Birazcık yerini belli etti. Sen de bir şöyle geç diyorum sana canım. Tamam tabancanla şunu yapıştır olduğu yere ya. Duvardan sektirdi adamı. Adam takla attı. Ne dedi abi? Adam market değil, o bilmem ne değil. Ha benim beleş yürüme turum var pardon. Ben de daha da neler yapacağım acaba diyordum. Sadece beleş yürüme turuydu bu şimdi hatırladım. Sen şunu bir kes de o robotlar patlıyor muydu ben unuttum. Bir görelim şunu. Bir hatırlayalım robotlar patlıyor muydu. Patlamıyormuş. Evet. Yoksa onu adamdan saymıyor musun diyecektim. Fokusunu al. Olduğun yerde kal abi. Doktor. O robotu o kadar hızlı indirmemizin sebebi sensin. Hadi ama. Oo, repeater, datapad, agility. Neler neler. Turu verdim güzel kardeşim. Şimdi 14'lü 2 krisalit. Bunlar da 4 kişi. 8 kaldı geride değil mi? Evet, burası benim biraz önce geldiğim bölüm. Şurası da ondan sonraki bölüm. Yani buradan sonra bir tane daha oda olması lazım aslında.
Ama belli ki geçiş içerilerden bir yerlerden. O yüzden şöyle gitmemiz lazım. O zaman Drogova, senden bir tane Shadow rica ediyorum. Senden bir Conceal rica ediyorum. Sonra şuraya dalmanı rica ediyorum. Silah odasına geldik. Vallahi silah odası. Ve burası haritanın sonu. Çok güzel. Arkada da şurada bir oda var ama. O odaya da bakmamız lazım. O zaman öncelikle şöyle bir geleyim ben. Bu yangın ne kadar yayılır acaba? Çok yayılır mı? Tetikte kal yavrum. Sen de şöyle gel. Doktor, seni şu kapıya doğru biraz koşturacağım. Kapıya biraz fazla yanaştıracağım seni. Seni hatta daha da fazla yanaştıracağım kapıya. Claymore'cum sen de gel. Vallahi kardeşlerim şu an için her şey güzel gidiyor ya. Nazar değmesin. Orası patladı ama kurtulamadık değil mi? Ne anlatıyorsun acaba ya? Teslim olun. Efendi olun. Aklınızı alırım. Bir şeyler söylüyor. Bu robot birinci elden. Şuranın dibine girmek zorunda olan adamlardan. Feel Good'u da şöyle getirirsek. Bence bu turu bitirebiliriz. Ha, öbür taraftan bir şeyler geliyor diyor ama. Öbür taraftan bir şeyler geldi cidden. Aman. 8 kalmıştı. 3 tane daha düşman çıktı ortaya. Hatta 4 tane daha düşman çıktı. İstemediğim bir pozisyonda yakalandım size karşı. Şöyle bir bakarsak burası o adamı bilmiyorum ama sizinle savaşımı ben burada yapacağım. Dedeciğim, öncelikle sen şu uzaktaki tipleri vuracak olursan eğer kaçta vuruyorsun? 82, 79, 73. Güzel. Doktor Feelgood. Bomba atmak konusunda ne düşünüyoruz? Çok da sıcak bakamadım bomba atma konusuna. Kapasitör discharge desem. Şöyle bir kapasitör discharge bence güzel olur. Hemen bakalım ne yapıyormuş doktor discharge'la. Efsane. Tek kelimeyle efsane. Evet, yine dedeciğim. Her zaman olduğu gibi dedeciğim. Şu Berserker'ı bir gömçert bakayım. Yok yok, cowboy bu oyundaki en bug'lı şey bence. Face off'u veriyorum ya. Bunlara da veriyorum face off'u. Tabancam 3-6 vuruyor. Gerçi biraz kumar oynuyorum ama. Buna 4 tuttu. Buna 3 tuttu. Daha doğrusu 4 tutuyor da. Maalesef olmadı. Bunu gördün mü? Ne yaptım onlara ya dedi. O zaman bil bakalım ne yapacağım. Sana bir adet Jolt. Arkadaki adama seker zannettim ama. Ben arkadaki adama seker zannetmiştim gerçekten. Hesaplarımla 4 kişi kalmış olması lazım haritada. Hesaplarıma göre 4 kişi kalmış olması lazım. Efendim ne yapayım? Senin şarjörünü doldurayım. Sıradaki adam. Senin şarjörünü doldurayım. Dedeciğim sağ olsun mermi kullanmıyor ki. Dedeciğim tabancayla öldürüyor herkese. Geldim. Geldim sakin olun. Prophet kapıyı aç artık. Aç kapıyı. Ha? O 4 kişi de burada.
O dört kişi de burada abi. Size ben ne yapsam? Sen kimseyi göremiyorsun zaten. Senin önündeki kapıyı daha açmadık. Dur bakalım. Samuray burada. Milleti görebiliyor. Prophet kapıyı açtıktan sonra şimdi kaçabiliyor mu? Prophet da kaçabiliyor kapının önünden. Aslında çok güzel bir alana çekebiliriz onları. Şöyle yapabilirim. Prophet'ı şöyle bir getireyim ben. Hala birilerini mi görüyor? Ha, şunu görüyor. %17 ile görüyor ama ne kadar ilginç. O herkese shield verecek şimdi değil mi? Oraya ne kadar bir basket atabiliyoruz abi? Bayağı bayağı bir basket atabiliyoruz. Şöyle bir basket atalım. Mükemmel. Önünde herhangi bir savunma kalmadı dayının. Sen kız. Sen ancak kızarsın. Bomba atmak aksiyon götürmüyordu kardeşlerim bildiğiniz gibi. Artık bu yeni özellikleri arasında bizim adamımızın o zaman ikinci bir bombayı daha neden atmasın? İşte bu kadar. Outrider kimi vuruyorsun? %100 ihtimalle bunu vururum diyor. O zaman acıma kızım. Execute etti. Biraz göründü. Üzerinize afiyet. Sen kimi vuruyorsun? Bunu vuruyorsun. Bir saniye şimdi. Bunlar bizim hiç istemediğimiz hareketler. Bizim senden istediğimiz şey şunun gibi bir şey. Ya şu özelliği bir açayım Allah aşkına. Raid diyeyim. Ondan sonra şöyle diyeyim. Ne yapacaksın? Ana ne kadar güzel şeyler yapıyorsun öyle. Ne kadar güzel şeyler yapıyorsun sen öyle. Pistol garanti vurur. Vurduktan sonra da gizlenir. Yok böyle fantastik şeylere gerek yok. Hangisini indirmen daha çok işime gelir? Onu indirmen işime gelmez. Bunu indirmen işime gelir. Sen şimdi dur. Senin kankan gelsin. Senin kankan şurada Reaper desin. 3 desin. Gidip şunu bir şöyle bıçaklasın. Bu kadar. Şimdi gidip şunu bir bıçaklasın. Bu kadar. Burning her şeyi verdi ona. Alevli malevli efektler verdi resmen. Prophet, bir bıçak da sen atar mısın? Ah be Prophet. Senin yaptığın delikanlılık değil. Yani çok konuşuyorsun ama plazma rifle'ı yiyeceksin. Ekstra move'un varmış. Ekstra move'a gerek yok abi. Şöyle bir bitireyim bakayım turu. Bulduk diyor. Escension Chamber burası değil mi? Demek ki Escension Chamber burası değil. Demek ki Escension Chamber şurası. Kesinlikle burası. Hepsini böyle yürütelim adamlarımızın. Maksimum mesafelere kadar yürütelim. 2 tur her şeyin içinden geçer dedi ya, adam manyak gibi bütün nesnelerin içinden geçe geçe koşuyor. Evet, bir daha turu bize verdi. Şöyle bir giriş yapalım bakalım. Ascension Chamber'a. Efsane. Ya ben bir şey söyleyeyim mi kardeşlerim? Hani sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya. Korkuyorum açıkçası. O yüzden böyle sinsi ilerliyorum. Çünkü en son böyle yerlere bodoslama daldığımda birdenbire şimdi de yandan 5 düşman geliyor falan diye bilgisayar sağ olsun bize hamleler yaptı. Ondan sonra da yalan olduk kaldık. O yüzden şimdi şöyle bekleyeceğim. Dedeciğim. Senden şu hareketi bekliyorum.
Move soldiers to gate platform. Ha, dur daha bütün askerlerimi oraya götüreceğim. Daha başka kombat var. Daha savaş var. Anladım ben. Getirdim. Evet. Ascension. Ha, sadece buradakiler içeri girebilecek diyor. Tebrikler Menace 1-5. Öbür tarafta görüşelim. Öbür tarafta ne var acaba? Prophet. Prophet, hanginiz daha öne yürüyorsunuz? Feelgood da buraya kadar geliyormuş. Bunu da Feelgood'la indirmeyi deneyeceğim bakalım. Feelgood galiba ıskalasa da hasar vuruyordu. Evet, ıskalasa da iki hasar vuruyor. Tam taktiksel bir hamle oldu bu. Prophet'cığım sen de böyle koş. Bence devamlı bir şeyler gelmeye başlayacak burada. Ben bu ışınlanma cihazının olayından kıllandım. Rock and roll. Hiçbir şey yok gerçekten burada değil mi? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Tabii ki. En sonunda gerçek savaş. Tebrikler XCOM. İyi bir ölümü hak ettin. Sadece burayı bir kişi canlı... Buradan bir kişi canlı çıkacak diyor. Şimdi bakalım. Güçleri şuymuş. Yakın mesafe hasarı yemiyor. Advent Priest çağırabiliyor. Turunu bitirdiğinde otomatik Overwatch moduna giriyor. Ve Overwatch'la Watch'ları şey yapmıyor, tetiklemiyor. Close range ataklardan ekstra hasar alır diyor. İmmünün melee damage demesi de ilginç ama bu durumda. Reaper'lardan ekstra hasar alır diyor. Mekanda Reaper da yok. Efsanevi oldu bence. Gerçekten efsanevi oldu. En yakında patlayıcısı bulunan kişiyi alabilir miyim lütfen? En yakında elinde patlayıcı bulunan kişi. Sende patlayıcı yok mu? Hadi be. Arkadaşlar bu yaptığınız çok ayıp oldu ha. Hiçbirinizde patlayıcı olmaması çok komik oldu. Hiçbirinizde patlayıcı olmaması gerçekten komik oldu. En azından bir tane varmış elimizde patlayıcı. Bu yaptığında bir onur yok dedi ya. Baba senin yaptığında onur mu var pardon? Dedektör. Scan protokol. Scan protokolümüz bir tane var. Ama mimik beacon atmaya karar verdim ben onun yerine. Şöyle. Claymore şöyle bir gel. Kimi bir kere daha oynatıyorsun? Bunu bir kere daha oynatıyor. Güzel. Gerek yok şimdilik buna. Shield Wall desem olduğum yerde Shield Wall yapıyorum. Gerek yok. Outrider. Sen de böyle gel. Çıktıktan sonraki tur onu yok etmem lazım. Outrider'ın mermisini dolduruyorum abi. Birilerini ağır dövecek o. Yani birilerini ağır dövecek. Buna engel olamayız. Hunker down deyip daha ağır hasar yeme ihtimalimizi önlemeye çalışacağız. Bakalım ne olacak şimdi. Hasar yemiş mi? Hasar yememiş. I move among the leaves.
Bir de Advent Priest çağırdı yüzsüz. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.